Arkadaşlar herkese selam. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 529 sunucusunda ismini vermek istemeyen bir kullanıcının hesabını inceliyoruz. Özellikle ismini belirtmek istemiyor. Hesap hakkında bilinmesi gereken bir nokta 2000 TL'cik yatırılmış hesaba. Şöyle bir bakalım. Öncelikle gözüme çarpan şey bağlı elması yok. Hesapta VIP 5. Şöyle bir baktığımız zaman bütün maşallah elmas satın her şey alınmış VIP 5'te. Puanımız da 814. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Para miktarına göre bir tık sanki puan aşağıda mı kalmış gibi geldi bana. Yani gerçi yok. Yok yok tamam ya. Yani normal evet evet tamam normal. Hesaba hiç bakmadım. Şimdi hep birlikte şöyle bir soldan başlayalım bakalım. Özellikleri antikritik bir tık bunda da zayıf. Zayıf bunda da. Onun dışında vurmamız zayıf kalmış. Özellik bonusu kısmında antikritik buff olarak yüksek fakat düşük. Neden? Hemen anlayacağız şimdi onu. Delmemiz de düşük kalmış. Yaşamımız da düşük. Şöyle kanatlardan hemen serisinden bir başlayalım. Michael 6, Gabriel 3, Rafael 3, Uriel 2, Lucifer 1. Şimdi zirve 300, değil mi? Bir dakika. Aynen tamam. Yani şu an Samel mi kovalıyoruz? Evet, Samel kovalıyoruz. Samel çıkıyor mu peki bize? Sunucumuza. Ona bakalım mı? Ey maşallah tam falan çıkıyor. İnelim, inelim. Yok, Samel piyasada yok. Kayıp. Umarım yakın zamanda kazanılır. Tekrardan gelelim kanat kısmına. Onun dışında ekstra bir kanadımız var mı? Yok. Bakalım kutsallarımız nasılmış. Düş 7, Yıldırım 4, Alev 3, Güneş 2. Yani kutsal hakkında şimdi bir şey söylemek gerçekten yanlış olur. Çünkü kutsal dediğimiz olay şans işidir. Onun dışında şöyle bakalım var mı başka. Ama yani boss'e bir dönülmeli. Daha da arttırılmaya çalışılmalıdır. Ki benim mesela şunun kadar yüksek değil kutsalların. Tabii ki de tamamen şans. Yapacak hiçbir şey yok. Çıkmadı mı da çıkmıyor. Baktığımız zaman sadece en iyi silah teminat. Aynen. Sadece ittifak silahımız mevcut. Konuşlandırma kısmında hiçbir konuşlandırmamız açık değil. Gücümüzü nasıl arttırırız? Şöyle bir bakalım bakalım şimdi. Çantada itemlerimiz full 13. Neden 13? İtemler altta kalmış. O bu arada o yüzükle bileziği bayağı iyi. Cidden bayağı iyiymiş. Bayağı bayağı iyi hatta. 11'e 3, diğeri 11'e 2. Ve bütün hepsi T. İtemlerimizin hepsi T. İyi maşallah güzel hesap. Yani item olarak çok güzel. Şimdi buff'ları antikritik hasar azalt, atlat, koruma hasar azalt. Atlat yok mesela bunda. Koruma getirmiş. Bence bu yanlış çünkü zaten ayakkabının pembe yapılmasının mantığı atlatı daha fazla arttırmak. Peki atlatı arttırayım derken buff'ı yanlış yaparsan olmaz. Onun buff'ı yanlış. Diğerlerine bakalım şöyle. Bunda antikritik yok. Yanlış. Silaha bakalım. Vurma buff, vuruş buff, saldırı gücü. Hasar bonus önerebilir miyim? Evet. Önerebilirim. Kesinlikle öneririm. Çünkü hasar bonusun düşük kalmış. Bir tık daha. Onun dışında kolyelerimiz, küpelerimiz zaten gayet güzel. Kolye 14'e 3. Küpemiz 15'e 2. Şöyle bir onun dışına bakalım. Çantamızda, depomuzda neler var? Orijinal kutsal taş, mühür taşı, şeytan ruhları, kutsal silah parçaları, onun dışında diğer parçalarımız. Mühür kısmına bakacak olursak sunucumuzun bizim ne kadar verdiğini şöyle bir görelim bakalım. Sunucumuz 15 veriyor ve bizde de 15 pembe kanat mührü takılı. Yani bu gayet güzel olduğunu gösteriyor bize. Onun dışında 3 tane de pembemiz var. Yani bu gayet aktif olduğunu gösterir. Bu arada şunları kullanalım. Gayet aktif olduğunu gösterir. 18K puana ulaştığınız zaman sunucu bölgesinde arkadaşlar. Mesela bakın bu 18K puana ulaşmış. Buradan mühür taşları elde ediyoruz. Ve bu mühür taşları bizler için çok değerli. Burada mühürlerimizi pembe yapmak bizim için hayati kritik öneme sahip. Kutsal ekipman kısmında kutsal ekipmanlarımız
8 parça, yüzük ve bilezik yok. Av kısmında benim gibi bahtsız bir arkadaşımız. Onun da maalesef yüzük ve bileziği yok. Bahtsızlar kulübü açsam herhalde kazanırız. Bu arada iz kısmında daha güçlü bir izimizin olduğunu görüp giyiyorum. Şunları ayrıştıralım. İz üstüne çalışılmalı. Çünkü izi tabii ki de eksik. Mor ve mavi olmamalı. Hepsi minimum turuncu olmalı diye düşünüyorum. Bu arada izde katımız kaçmış? Ona da bakalım. İz katımız 17. Bir tık daha arttırılabilir diye düşünüyorum. Bu arada şu iki ele geri getirmeyi yapalım. Aynen. Tamam. Nerede kalmıştık? Çantadan bahsettik, mühürden, izlerden hepsinden bahsettik. Gelelim binek hayvan kısmına. Hayvan çeşitlerimiz de vampir kraliçe, kötü ejderha, tüy, deve ve akrep var. Binek kısmına bakacak olursak, bineklerde bineğimiz var mı? Hiç bineğimiz yok. Gelelim diğer önemli konumuz cin dökümü. Cin dökümü kısmında şöyle bir bakalım. Antikritik çift etki var. Bunu bir geliştireceğim şimdi. Ayrıştırmaya girelim. Ayrıştırma yapalım. Bu arada mesela şunları bir ayrıştıralım. Şimdi gayet yüksek ve morlar işimize yaramayacağı için mesela burada moru seçip bunları direkt ayrıştırabiliriz. Morlara zaten ihtiyacımız yok. Zayıf olan ne demiştik? Antikritik demiştik. O yüzden hepsini şöyle antikritiğe basabiliriz. Gönül rahatlığı ile kalan saldırıyı da verelim. Onun dışında yedekte antikritik yaşam ve vurmamız var. Peki burada daha iyi bir seçeneğimiz var mı arkadaşlar? Buna bakabilir miyiz şöyle hızlıca? Ayrıştırma da yok. Cin dökümü de tamamen şans. Yani şans oyunlarında ben genelde bahtsızım. Hani benim gibi bahtsız olan insanlar da oluyor böyle. Şöyle bir mesela koruma çok fazla gelmiş, yaşam çok fazla gelmiş fakat mesela saldırı hiç gelmemiş. Gerçi saldırı çift etki var, bir tane de yedek var. Mesela şöyle yapabiliriz kanka. Ben sana antikritin zayıf demiştim. Aynen. Şimdi şöyle yapacağız. Bu saldırıyı çıkartacağız. Tamam, ben bunu yaparsam şimdi 200 seviye basana kadar saçma sapan bir süre uzar. Gerek yok. Saldırıyı çıkartacaksın. Tamam mı? Ayrıştırmadan puanlarını ayrıştıracaksın, sökeceksin. Daha sonra buraya antikritiği giyeceksin. Ondan sonracığım bütün puanlarını ona vereceksin. Ve güzel tatlı mı tatlı bir güç artışı olacak. Tamam mı kanka? Anlaştık mı? Şu tekli saldırıdan daha iyi bir puan elde edersin. Benden söylemesi. Zaten onun dışında çok fazla yedeğin var. Puanın varsa üçlü atlat falan yapabilirsen üçlü atlat da yapabilirsin. Benden demesi. Gelelim savaş karnavalına. Savaş karnavalı kısmında portrelerimizde şöyle bir eksik var mı? Hızlıca bakalım. Turuncu portre kısmında. Tamam yok. Yani benim dediğim yapılmış. Portre tamamlama yapılmış. Gayet güzel. Gelelim canavar kısmına. Canavarda 4 tane canavarımız var. Şöyle bakalım. Maalesef pembe kafamız ne yazık ki yine yok. Burada bir kutsal kafa 2 görüyorum. Hani artık pembe kafaya geçtim. Kırmızı kafa gelmiyor. Hani kırmızı kafa gelmiyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Canavarlar da fena değil. Gayet güzel. 4 tane yapılmış. Yani 2 tane canavar genişletme kartı. Gayet hoş olmuş. 4 canavar olması tabii ki de bir artı. Totem kısmına bakacak olursak totemi 24 seviye. Toteme bu kadar asılmak bence doğru değil. Biraz daha birleştirip, biriktirip taşlarımızla bunları ayrıştırma yaparak kutsal kafa elde etmeye çalışabiliriz. Kutsal kafadan sonra en değerli olan tabii ki de kızıl alevli giymek için gövde, daha sonra göz. Göz harici mesela diğer parçalar bence kesinlikle bu noktada ayrıştırıp tekrardan yapılabilir. Canavar taşı ayrıştırmayı bilmiyorsanız da o videoya göz atabilirsiniz. Gelelim hemen şöylece kutsal silah. Kutsal silah kısmında bir tık zayıf ama şurada hemen büyük ihtimal benim yapmam için bıraktım bunları. O yüzden şunları hızlıca yapalım. Antikritiği zayıf kaldığı için bu noktada kesinlikle Vanden fısıltısına önem vereceğiz. Efsanevi kısmında ikisi de full. İkisi de full. Ama bu noktada hangisine karar vereceğimizi şöyle yapıyoruz. Mesela bu delme vurma veriyor. Delmemiz düşüktü. Bu delme vermiyor. Delme için buna veriyoruz. Daha sonra bunu güçlendirmek için şöyle yapalım. Aynen tamam. Delmemiz maksat delme güçlensin. Pembe kısmında hiç pembemiz yok. Bu arada kutsal silah noktasında fena değil. Gayet güzel. Fakat geliştirme açısından
daha iyi olabilir. Bunun için de ayrıyetten yakın zamanda paylaştığım antik bölge videosuna bakabilirsiniz. Şeytan ruhlarına bakacak olursak, şeytan ruhu konusunda bana zayıf gibi geldi. Kesinlikle evet. Şeytan ruhu konusunda zayıf. Bunun sebebi sonucuyla ilgili sorunlar olmuş olabilir ya da başka çeşit sebepler olmuş olabilir. Pembe de hiç açığımız yok. Ama şeytan ruhuna kesinlikle ağırlık verilmeli. Ayrıyetten de atılım yapılmalı. Kesinlikle kavurucu şeytan bölümünde turunculara kesinlikle atılım yapılsın. Bunlara hiç atılım yapılmamış. Onun dışında şöyle çıkalım. Hesap hakkında şöyle bir hemen kısa bir izlenim söyleyelim. Arkadaşlar hesap daha iyi olabilir. Çok daha iyi olabilir. Dediğim gibi kutsallar yani içerisinde şans içeren noktalar haricinde ufak tefek düzenlemelerle çok daha tatlı güç artışlarına tanık olabiliriz. Bu hesabımız da böyleydi. Onun dışında ne söyleyebilirim bilmiyorum. Eğer sizin de bir fikriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Onun dışında söylemek istediğim başka bir şey yok. Umarım eğlenceli, keyifli bir video olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Tabii ki artık alışkanlık halimiz olan Senfoni kanalından selamlar. Yazımızı da yazıp videomuzu bitirelim. Diğer videolarda görüşmek üzere.